Merhaba sevgili öğrenciler. Deneme sınavımızın ikinci bölümü olan matematik sorularımıza geldik. 20 tane sorumuz var yine. Hemen soruları çözmeye başlıyorum. Çünkü bir hayli uzun süreceği benziyor. Birinci sorumuz 300.003 sayısının rakamla yazılışı. 300.003. Hemen bakıyoruz. Buradaki değil bu 3.000 zaten. 3.003. Bu 30.000 ile başlıyor. 300, 000, 3. Burada da 300.033 var. Bizim aradığımız cevap C şıkkı. Onu işaretleyelim. Doğal sayılarla ilgili bir soru. İkinci sorumuz: Buradaki rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük tek sayı ile en küçük çift sayının farkı kaçtır? Şimdi en büyük tek sayıyı hazırlayacağım önce. En büyük yapacağım için, yapmak istediğim için küçük olan tek sayıların en küçüğünü arkaya atacağım. Yani tek sayılara bakıyorum önce. 3 var. Şöyle alttan işaretleyeyim. 3, 9 var, 5 var. Başka yok. Bunlardan en küçüğünü en arkaya göndereceğim. Yani 3'ü göndereceğim arkaya. Çünkü büyük sayılar bana önde gerekecek. En büyük yapmak istediğim için. Diğerlerini büyükten küçüğe doğru sıralıyorum. 9, 8, bakıyorum 5 var, 2 var, 0 var ve 3'ü de koymuştum zaten. Sayımız oluştu. Şimdi en küçük çift sayının o zaman çift sayılardan en büyüğü en arkaya göndereyim. Küçükler bana önde lazım. En büyük çift sayımız bakın burada 8 var. 8'i arkaya gönderiyorum. Küçükten başlayarak şimdi sıralıyorum. 0'ı başa koymuyorum çünkü 0'ı başa koyarsam ee değersiz olacak. 2 0 3 başka ne vardı? 5 ve 9. 8 de en arkada kullandım ve çift olmasını sağladım. Şimdi bunların farkını buluyorum. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuda da yok. Buradan buraya, buradan buraya. 13'ten 8 çıktı. 5. Burada kaldı 9. 9'dan 9 çıktı. 0. Burada kaldı 1. 1'den 5 çıkmaz. Komşudan aldık. 11'den 5 çıktı. 6. Burada kaldı 4. 4'ten 3 çıktı. 1. 8 aşağıya. 8'den 0 çıktı. 8. 9'dan 2 çıktı. 7. İşte cevabımı buldum. 781.605. Bakıyorum şıklarımın arasında. C şıkkı doğru cevap. Ve bu soruyu da geçiyorum. Üçüncü soru aşağıdaki örüntüde verilmeyen sayıyı tamamlayınız demiş. şimdi sayılarımıza bakalım. 2, 7, 5, 10 bu şekilde bir örüntü var. Ne yapalım? Hemen tamamlayalım. 2'den 7'ye ne olmuş? 5 artı. 5 çoğalmış. Sonra 2 azalmış sayı. Eksi 2. Tekrar 5 çoğalmış. Tekrar 2 azalmış. Demek ki kuralımız 5 çoğalıyor. Artı 2 azalıyor. Şimdi ne var sırada? 5 çoğalması lazım sayımızın. O zaman noktalı yere 16 sayısı gelmesi lazım. Çünkü 11, 5 daha 16 olur. Cevabımız 16 olacak. Bu soruda şıkları yazmayı unutmuşum ben. Ama bu şekilde çözmüş oluyoruz. Dördüncü soru. Ardışık 3 tek doğal sayının toplamı 375'tir. Şimdi burada şöyle yapayım sizlere tarif etmek için. 3 tane tek sayımız var. Bunların toplamı şöyle göstereyim. Eşittir 375 imiş. Ortadaki sayının yani biz ortadaki sayıyı bulmamız lazım ilk önce. Bunun 35 katı ve 199 eksiği 10 ne kadar eksiktir? Kaç eksiktir? İlk önce ne yapmalıyız? 375'i 3'e bölmem gerekiyor. Çünkü ortadaki sayıyı mesela bunları şöyle düşün. 3 tane ardışık tek sayıyı sonucunu nasıl bulurduk? Ortadaki sayıyı 3 ile çarpardık ve bulurduk. Yani ardışık sayıların toplamından bahsediyorum. 375'i ilk önce 3'e bölüyorum. Evet. 3'te 3 bir kere var. Hemen çıkarıyorum. 0. 7'yi indirdim. 7'de 3 iki kere var. 6 Evet. 1 kaldı. 5'i indirdim. Şimdi 15'te 3 5 defa var. Ve 15'i çıkaracağım. Diğer soruyu bozmamak için çıkarmayı bitirmiyorum. Ee, biraz küçük yer ayırmışım. Şimdi ortadaki sayıyı buldum. 125. Onu buraya yazdım. 125 Ortadaki sayının 35 katının 199 eksiği. Diğer sayıları bulmama gerek yok. Onlar da ardışık tek sayılar olduğuna göre burası 123 burası da 127'dir. Benim işim ortadaki sayıyla 125'in 35 katını buluyorum. Çarpıyorum. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 2 10 elde de 2. 12 elde var 1. 5 kere 1 5 bir de elde 6. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 2 6 bir de elde 7. 3 kere 1 3. Şimdi topluyorum. 5 7 13 ve 4. 4375. Bu sayının 199 eksiği. Hemen 199'u çıkarıyorum 4375'ten. 199'u çıkaralım. 5'ten 9 çıkmaz. 15 oldu. 15'ten 9 çıktı 6 burada kaldı. 6 yine çıkmaz. 16'dan 9 çıktı 7. Burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı 1. 4 aşağıya. 4176. Şimdi yine hemen işaretlemiyorum. Çünkü bu bulduğumuz sayı 10.000'den ne kadar eksiktir diyor. Hemen 10.000'den bulduğum sayıyı çıkarıyorum. Bir hayli uzun bu sorumuz. 4176'yı çıkarıyorum. Çıkmaz. Komşudan alarak geldim. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 7 çıktı 2. Burada 9. 9'dan 1 çıktı 8. 9'dan 4 çıktı 5. Burada kaldı 0 ve böylece sonucu buldum 5824. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Ha şunu söylemeyi unuttum sevgili öğrenciler. Deneme sınavlarını benimle birlikte çözerken ilk önce siz videoyu durdurup kendiniz çözümü yapmaya çalışın. Sonra benim yaptığım çözümlerle karşılaştırırsınız. Böylece kendiniz denemiş olursunuz. Kaç doğru kaç yanlışınız çıktı? Daha iyi olur sizler için kendinizi ölçmüş olursunuz. Şimdi bir toplama işlemimiz var. Burada verilmeyen rakamlar var. Buna göre P artı R artı S kaçtır? Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bunları tahmin edeceğiz şimdi. 7 ile hangi sayıyı toplarsam 2 olur. 2 olmaz tabii ki. Geriye doğru toplama yapamayacağıma göre. Bu ilerideki 2'dir. Ama ileride hangi rakam var en yakın? 12 var. 7 ile o zaman buraya 5 koymalıyım. 7, 5 daha 12 olacak. O zaman R harfi eşittir. 5 oldu. Bakın burada da bir R harfimiz var. Oraya da 5'i koyayım hemen. 7, 5 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. Şuradaki 3'e verdiğim zaman 4 oluyor. Şimdi 4'ten 5'e gitmek için P harfinin yerine 1 koymalıyım. Çünkü 4, 1 daha 5 oluyor. O zaman P eşittir 1 oldu. Burası ise elde gelmedi buradan. Sadece buradaki rakamları toplayacağım. 4, 2 daha 6. S harfi de 6 oldu. Hemen onu da yazıyorum. Ne diyordu sorumuzda? P, R ve S'yi toplamasını soruyordu. Toplayalım. 5, 1 daha 6, 6 daha 12 oldu. Cevabımız A şıkkı oluyor. 5. soruyu da bitirdik. Geldik 6. soruya. 5, 10 binlik, 6 binlik, 2 yüzlük birlik şeklinde çözümlenen sayı hangisidir? Hemen bakıyoruz. 5, 10 binlik, 6 binlik, 2 yüzlük, 201. Yani 56.201 cevabımız A şıkkı. Geçelim üçgenimize. Yukarıdaki şekilde verilen ABC eşkenar üçgeninde bakın eşkenar üçgen diyor. Bize bir ipucu verdi burada. DAC açısının ölçüsü 35 ise olduğuna göre BAD yani soru işareti olan yer kaç derecedir? Şimdi eşkenar üçgenlerin biliyorsunuz açıları da eşit oluyor. Kenarları eşit olduğu için 180'i 3'e böldüğümüzde 60 oluyor. Her açısı o zaman burası da 60, burası da 60. Her açı 60 derece. Burası da 60 olması lazım. O zaman 65 60'tan 35 çıkarırsam buradaki açıyı bulacağım. 60'tan 35'i çıkarma yapıyorum hemen. 10'dan 5 çıktı 5, burada kaldı. 5'ten 3 çıktı 2. Cevabımız 25 dereceymiş. Soru işaretinin olduğu yer 25 derece çıkıyor. 8. soruda yine üçgenimiz var. Verilmeyen A açısını bulmamız isteniyor. Fakat buradaki açıyı bulmalıyız ki böylece üçgenin iç açılarından soruyu çözebilelim. Buradaki açıyı bulmak için de burada bir ipucumuz var. 130 derece. Şu iki açı ikisi beraber 180 olduğuna göre 180'den 130'u çıkarmalıyım önce. Çıkarıyorum. 0, 5, 0. Burası oldu 50 derece. Şimdi bulabilirim. 40 ile 50'yi toplayacağım. 40 ve 50'yi topladım. 0, 9 oldu. İşte 180'den de 90'ı çıkardığım zaman zaten zihinden de yapmışsınızdır. 90 derece kalıyor. Demek ki soru işaretimizin olduğu yer 90 dereceymiş. Cevabımız değişik oldu sevgili çocuklar. Geldik 9. soruya. Bir çarpma işlemimiz var. Ali'nin tahtada yaptığı işlemde soru işaretinin yerine ne gelmelidir? Hemen çarpalım kenarda. Çünkü tahta burası siyah olduğu için gözükmez. Ben burada çarpayım. 7 kere 8 56. 56'nın altısı elde var 5. 7 kere 5 35. 5 de burada 40. 40'ın sıfırı elde var 4. 7 kere 1 7. 4 de burada 11. 3 kere 8 24. Elde var 2. 3 kere 5 15. 2 de elde 17'nin 7'si elde var bu kez 1. 3 kere 1 3. Bir de burada 4. Topluyorum. 6, 4, 8, 5846 oldu. Cevabımız B şıkkı oldu. 11. soru. Bir satıcı birinci gün 640 kilogram pirinç. ikinci gün ise birinci günde sattın. 2 katından 150 kilogram fazla pirinç satmıştır. 2 günde ne kadar? Toplam kaç satmıştır? Birinci günü biliyorum. Hemen onu uyguluyorum verilenleri. İkinci gün 2 iki katından 150 fazla. 2 ile çarpalım önce. 2 kere 0 0 2 kere 4 8 2 kere 6 12 1280 bir de 150 fazlaymış. 1280 ile 150'yi topluyorum. Evet 0 8 5 daha 13 elde var. 1 3 1 daha 4 bir de bir aşağıya indi. 1430. İkinci gün 1430 oldu. 2 günü sorduğu için soruyu burada bırakmıyorum. Devam ediyorum. 640 da birinci gün satmıştı. 0 7 10, 2, 2070 kilogram pirinç satmış ve cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bakın santimetre vermiş, metre ve santimetre olarak ayırmış. yüze e bölmemiz gerekiyor. Yani iki rakam ayırıyoruz. 42 metre 74 bu doğru. Biz yanlış arıyoruz. 206 milimetre, 20 santimetre ve 6 milimetre bu da doğru. Burası da doğru. Şimdi D şıkkına dikkat edin. 64 santimetre ve 14 milimetre bu kadar milimetre eder demiş. Bunda bir yanlışlık var. Hemen çevirelim. 64 santimetre milimetreye döndürüyorum. 10 ile çarpıyorum. 640 milimetre oldu. 14 milimetre de burada var. Topladığım zaman. Evet 654 milimetre olur. Ama cevapta ne yapmış? Sadece rakamları birleştirmişler. Ve başka bir sayı çıkmış. Yani yanlış yapmışlar. Cevabımız D şıkkı yanlış olan. Biz burada doğrusunu bulmuş olduk. Geldik 13. soruya. Kareli zemindeki şekle göre aşağıdaki isimlendirmelerden hangisi yanlıştır? Şöyle çekeyim. Evet. A, B, e, F karesi. Bakıyorum. A, B, E, F karesi. Doğru. Buradaki kareler eşit çünkü içindeki uzunluklar. Karelerin miktarı. Bu doğru. B, C, D, e karesi. Bu da doğru. A, B, F üçgeni. Bakın A, B, F diyor. Burada bir üçgen çizilmemiş. A, B, E üçgeni çizilmiş. O zaman bu yanlış. Biz yanlış cevabı arıyorduk. A, C, D, F dikdörtgeni. Bu doğru. Bakın A, C, D, F büyük şekil bir dikdörtgen olduğuna göre biz cevabı bulmuş olduk. Geldik grafik sorusuna. Aşağıdaki sütun grafikte bir çiçekçinin bir haftada yaptığı satıştan elde ettiği kazanç gösterilmiştir. Buna göre çiçekçinin hangi iki gün elde ettiği kazançların toplamı çarşamba günü elde ettiği kazancı eşittir. Hemen şıklar üzerinden gidelim. Çarşamba ne kadar kazanç elde etmiş? 350 lira. Bir kere onu şuraya yazalım. 350 olması lazım. Hangi iki gün bakalım. Pazartesi ve salı mı? Pazartesi 150, salı 250. Bu 400 yapıyor. İkisini toplayınca zihinden topladım. Olmadı. 350 değil. Salı ve cuma. Salı 250, cuma 50. 250, 50 daha 300. Bu da olmadı. Şöyle işaretleyelim. Perşembe ve Cuma. 250 daha 250. Bu da olmadı. Pazartesi ve Perşembe diyor. 150, 200 daha 350 oluyor. Yani cevabımız D şıkkı. Böylece grafikten bulduk. 15. Bir kitabın kalınlığı 18 mm'dir. 20 tane kitabı üst üste koyduğumuz zaman kaç santimetrelik yükseklik oluşur? Buraya dikkat edin. 18 ile 20'yi çarpmalıyım ilk önce. Bir kitap 18 milimetreymiş. 20 kitap olduğuna göre 0 kere 8 0 0 kere 1 0 2 kere 8 16 2 kere 1 2 bir de elde 3 topladım 360 milimetre oldu. Fakat ne diyordu? Bunu santimetre olarak istiyordu bizden. 360 milimetre eşittir. Santimetreyi döndürürsem ona bölmem gerekir. 1 sıfırı silersem ona bölmüş olurum ve 36 santimetre olur cevabımız. C şıkkı olacak. Bazen öğrenciler bunu bulunca hemen B'yi işaretliyorlar. Yanlış çıkıyor. Buna dikkat edin. Devam edelim. Geldik 16'ya. Yandaki üçgende A açısı kaç derecedir? Şimdi burada bir açı biliyoruz. Diğeri verilmemiş. Diğeri de verilmemiş. Fakat bir ipucu var. Bakın şu işaretler bu üçgenimizin ikiz kenar üçgen olduğunu gösteriyor. Aslında sonra da bunu da yazsa daha iyi olurdu. Fakat bazı sınavlarda yazmayabilirler. İkiz kenar olduğuna göre buradaki açı da yani ikiz kenarların karşısındaki açılar da birbiriyle aynı oluyor. Yani burası da 65. 65 ile 65'i toplarız. İkisi 130 derece oldu. 180'den 130'u çıkarırız. Evet. Cevabımız 50 derece kalıyor ve A açısı 50 derece oluyor sevgili öğrenciler. Aşağıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada 6 tane sayımız var. Böyle sorularda ben basit bir yöntem deniyordum. E, uyguluyordum. Sondaki sayıyı kapatıyordum ve onları 5 tane bırakıyordum. Ve ortadaki sayıyı buluyorum şimdi. Baştaki ile sondakini eşleştiriyorum. Bundan buna eşleştiriyorum. Bu sayı ortada kaldı. 42'yi 5 tane rakamımız olduğu için 42 ile 5'i çarpıyorum. 5 kere 2 10 elde var. 1. 5 kere 4 20. Bir de elde 21. 210 oldu bu sayılar. En sondaki sayıyı da 48'i de buna ekliyorum şimdi. 210 ile 48'i topluyorum. Ben kolay yoldan buldum. 8 1 4 daha 5 2 burada 258 cevabımız B şıkkı olacak. Bunu size öğretmeniz Diğer yöntemle de ya öğretmiş olabilir. Belki bu kısa yöntemi bilmiyor olabilirsiniz. Ben videolarımda çektim gerçi ama. O zaman da ne yapıyorduk böyle 6 sayı olduğunda? Bu sayıyı tersten yazıyorduk. 48, 46, 44 diye toplayıp bölüyorduk. Ve bu şekilde buluyorduk. Bu yöntemi biliyorsunuzdur zaten. Çok uzatmayayım. Geçelim 18. soruya. Bir adımın uzunluğu 30 cm olan Elif evden kursa yürüyerek 150 adımda gidiyor. Ev ile kurs, kurs arasının uzunluğu kaç metredir? Şimdi bunu metreye döndürmemiz lazım. Ama ilk önce santimetre olarak çarpalım. Yani 150 ile 30'u çarpalım. Evet. İsterseniz burada kısa yoldan çarpma yapayım. Hem onu da hatırlatmış olurum size. Bu sıfırları hiç çarpmayacağım. Bunları kapatıyorum. 15 ile 3'ü çarpacağım. Bunları en son ilave edeceğim. Kısa yoldan çarpma yapacağım. Hemen yapıyorum. 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 1 3 bir de elde 4. 2 tane sıfırı kullanmamıştım. Onları da yanına yazdığım zaman çarpmamın sonucunu kısa yoldan yapmış oldum. 4500. Ama bu nedir? Santimetredir. Ben bunu metreye döndürmem lazım. 100'e bölmeliyim. santimetreyi metreye döndürürken. 1, 2 0'ı silersem 100, e, bölmüş olurum. Ve 45 metre olur. Cevabımız C şıkkı olur. Hemen geçelim 19. soruya. Aşağıdaki sayılardan en yakın yüzdeye yuvarlamalardan hangisi yanlıştır? Bakıyorum 4157, 4200 olmuş. Ne yapıyorduk? Son iki rakama bakıyorum. 57. 50'yi geçtiyse 50 ve 50'yi geçen rakamlar olduysa bunlar ilerideki yüzdeye gider. E, şu anda 150 yüzde olduğuna göre 200'e gitmesi lazım. Bu doğru. 1312. Son iki rakamı 12. 12 50'den küçük olduğu için Geriye dönmesi lazım. 1300'e döner. Bu da doğru. 4508. Son iki rakamında 8 var. 8 geriye döner. Yani 4500'e döner. Bu da doğru. 8790. 90 var son iki rakamda. Bunun ileri gitmesi lazım. Yani 8700'den sonra 8800'e gitmesi lazım. Fakat 8700 yazılmış. Yani aradığımız cevap burada. Yanlış olan cevap burada. Geldik sonuncu soruya. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinin kenarlarına göre çeşidi yanlış yazılmıştır? A şıkkında eşkenar üçgen yazmışlar. Bakalım. Bir kenar 3, diğer kenar 3, öteki de 3. Yani bütün kenarlar eşit olduğuna göre bu doğru yazılmış. Artık koyalım şöyle doğru yazılanlara. B. Çeşit kenar yazılmış. Yani her kenarı değişik uzunlukta. 3, 2 ve 4. Evet bu da doğru isimlendirilmiş. İkiz kenar yazılmış C'de. 2 ve 2. Yani şu iki kenar eşit. Buradaki farklı. Evet iki tanesi eşit olduğunda ikizkenar üçgen oluyordu. Burada ise 3, 4 ve 5 hepsi farklı eşkenar yazılmışlar. Hayır. Bunun çeşit kenar yazılması gerekiyordu. Yani D şıkkı yanlış. Böylelikle sınavımızı bitirmiş olduk. 19 dakikada bitirdik. Hızlı hızlı yaptım ben. Tabii ki sizler deneme sınavlarınıza girdiğinizde bu kadar hızlı, hızlı yapmanıza gerek yok. Ben video biraz sıkıcı olmasın diye hızlı hızlı geçtim sizler deneme sınavlarınıza girdiğinizde daha düşünerek daha yavaş yapabilirsiniz. Her soruya size 1.5-2 dakika veriliyor zaten. Girdiğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Başka videoda bunun devamı olan fen bilimleri ve sosyal bilgiler videolarında da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. iyi çalışmalar.